Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Truck Simulator Ultimate'deyiz. Bugün Amerika'dayız. Amerika'da daha farklı Dorse çeşitleri var. Böyle ağır yükler biliyorsunuz. Geçenki videomuzda da bahsetmiştim. Bugünkü yükümüz de bu şekilde Dorse iki parça halinde. Normalde görselde bu Dorse 3 parça. Yani şu görünümün arkasında bir parça daha var ama yok. Yani kaç tane denediysem öyle bir Dorse'yi alamadım. Bir tane rüzgar gülü kanadı buldum. Video öncesinde falan ben onu buldum. Daha sonrasında denk getiremedim. Bulamadım bir türlü. Onunla oynayamadım o yüzden. Ama bugün şu en ağır yüklerden bir tanesi olan şöyle bir dorsemiz var. Bununla oynayacağız ve dorse iki parça. Aracımızda şöyle gördüğünüz gibi Amerika'dayız. Amerikan araçlarından bir tanesini kullanıyoruz. Freightliner'ın. Klasik X'ler 2001 miydi? Neydi? Öyle bir modeliydi galiba bu. Herhangi modifiye ve vesaire hiçbir şey yapmadan direkt var olan aracı kullan dedim. Şöyle çalıştıralım aracımızı. Bakın şurada görüyorsunuz. Escort aracımız da farklı. Normal binek araç. Üstünde uzun yük. Ne yazıyordu? Over ne? Overload mu? Oversize load mu? Öyle bir şey yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Önünde üstünde falan. Şimdi yükümüzü alalım. Çok uzun bir rotamız var. Sonuna kadar gidemeyiz muhtemelen. Gidebildiğimiz yere kadar gideriz biz de. Şöyle toparlanalım. Hop. Tamam. Rota oluşturuldu. Bakın dorsa iki parçadan oluşuyor. Rüzgar gülü kanadının mesela şöyle bir özellik yapmışlar ona. Aracın lastiğini mesela sağa çevirdiğimiz zaman dorsenin en arkasındaki lastikler de sola doğru dönüyor. Sola çevirdiğimiz zaman da dorsenin en arkasındaki lastikler sağa doğru dönüyor. Öyle bir güzellik yapmışlar ama bunlar da lastikler dönmüyor herhangi bir şekilde. Sola dönüyor. Evet, escort aracımız da bu. Evet, oversize load. Şöyle zoom'u uzatalım, uzatalım. Heh. Düz devam edin. Evet, polis amcalar sağ olsunlar yolu açmışlar bize. Oha oha, gelişe bak. Bu arada biz nereye sinyal verirsek escort aracımızda oraya doğru sinyal veriyor. Ya da dörtlümüzü yakalım mesela. Hop, o da hemen dörtlüsünü yakıyor. Yani bizim kontrolümüzde. Fakat çok yakın takip ediyor. Özellikle şirketlere girişlerde falan problem yaşıyoruz. Ona güncelleme ile çözüm getirseler iyi olur ve bu tarz uzun yüklerin lastiklerinin dönmesi lazım. Bak, polis amcalar kapatmışlar trafiği. Sağ olsunlar. Kırmızıya geçince ceza yiyoruz. Normalde ceza yemememiz lazım bu tarz yüklerde. Ama yiyoruz. Aracımızın içi de bu şekilde. Şöyle konsolu kapatalım. Tam Amerikan tırı. Sabah saatlerindeyiz. Güneş şöyle yandan yandan vuruyor. Söyleyeyim mi? Aracı hiç yapılandırmadım. Hiçbir şey yapmadım araca. Direkt ne varsa onu direkt kullan dedim yani. Ekstra bir özelliği yok aracımızın. Bir arada o rüzgar gülü kanadını denk getirirsem onunla video çekeriz. Ama onun dönüşler çok sıkıntı abi. Yani şirketten çıkarken bile yani şirketten çıkartamadım öyle söyleyeyim. Bu arada bizim navigasyonumuz yok araçta. Biz şunu açalım en iyisi. Dorse'yi şirketten çıkartamadım. Mecbur şuradan yol yardımını seçtim. Bizi yola attı anca o şekilde. Başka türlü şirketten çıkartamadım çünkü çok uzun.
Şirket çıkışı tamam iyi ama şirket çıkışındaki yol aşırı dar. Çok dar olduğu için de çıkartamıyorsunuz bir türlü. Mecbur yol yardımını seçip. O şekilde yola çıkmanız gerekiyor. Bazı şirketler geniş, onlarda problem yok, çok rahat çıkabiliyorsunuz ama bazı şirketler çıkışları çok dar. Bu şekilde kullandığım zaman aklıma şey geliyor ya. Eski böyle oyunlardan. Unuttum şimdi. Ben çocuktum yani. Çocuğum derken ortaokul, liseye falan yeni başladığım zaman. Bu şekilde oynuyordum. Görseli daha güzel oluyordu. Daha rahat kontrol ediyordum falan böyle. Dorsaya bak, yılan gibi kıvrılıyor valla. Şimdi otomatik geçiş. Burada. Escort geliyor. Polis emir abim be. Hem en soldan gidiyorsun hem çok yavaş gidiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Bak Amerika'nın yolları farklı mesela, daha farklı. Çevreyi falan görüyorsun, tam böyle çöl. Bak benzinlikler farklı. Daha 1300 kilometre bizi gösteriyor. Rota çok uzun. Sonuna kadar muhtemelen gidemeyiz dediğim gibi. Gidebildiğimiz yere kadar. Bir yerde en son pes ederiz. Aracı park ederiz. Dinlenme molasına geçeriz. Yoksa hepsini gidemeyiz. Kantar. O eskort da benimle beraber çıkıyor. Sen niye çıkıyorsun dayı? Aha ne oldu, kastı. Felaket kastı hem de şu an. Bak bak. Oğlum bu kadar yavaş mı tartıyorsun? Kaç ton çıkacak bakalım. Ama niye böyle kastı anlamadım. Şuna bak. Şu sayıyor diye mi? Evet, ondan dolayıymış. 61 ton. Hadi bakalım devam. Escort da aynı yerden geliyor.
Eskorta tartmadınız değil mi lan? Arada eskorta bize kitlemeyin. Malutumuz nasıl? Oo, daha çok. Böyle farklı yollar görmek güzel. Çok fazla oynadığımız için aynı yollara alışık oluyoruz. Amerika'da oynayınca da farklı yollar görünce ve güzel geliyor. Açsana oğlum. Hem sinyal veriyorum, çekilmiyor. Dayı girme araya, girme araya. Vallahi bak. Uzun yük, ağır yük. Ne diye giriyorsun araya? Şöyle. Adam oldum. Madem yavaş gidiyorsunuz, kaçın kenara. Araç çok hızlı da gitmiyor. Tam böyle ağır yük taşımalık araç gibi. Bir şeyleri al lan oğlum, önüme kırm oğlum, dorseye bak, aynana bak, yanından ne geliyor, arkandan ne geliyor. Bak, bir de kornaya basıyor. Allah'ım ya, ne geliyor bir bak ya. Hiç mi aynaya bakmıyorsun? Yamulttu bizi. Polise dokandırdık biraz. Abi 1030. Kaç kilometremiz var oğlum?
Lan kilo... 1020 kilometremiz falan var. Evet. Anlık bir değişiyor şu anda. Bir hata var kilometrede. Biraz yan şeride kaçıyor doğrusu ama sıyırıyoruz. Evet, sollamayacağım. Şimdi sollamaya çıkayım diyecektim. Hem karşıdan araç geliyor hem de yol şimdi bölünecek zaten. Patlamayalım orada. Hadi bakalım. Geçin artık. Burada benzinlik var galiba. Benzinliğe çekip park edebiliriz. Aynen orada büyük bir benzinlik var. Çünkü yolumuz çok uzun. Onu bitiremeyiz. Çok da büyük değilmiş benzinlik ama en azından şöyle kenara park edebiliriz diye düşünüyorum. Giren çıkanlar şuradan da girip çıkabilir. Evet. Burada park edelim bence. Çünkü dediğim gibi rotamız çok uzun. Şu an ne kadar var bilmiyorum. Bakayım. Daha 885 kilometre var. Yolun yarısını bile gelmemişiz yani. Burada kalalım. Söylediğim gibi bir rüzgar gülü kanadı var. Onu bulabilirsem daha sonraki bir videomuzda da onu oynamaya çalışırız. Onu oynarız yani. O baya baya uzun. Arka lastik kontrolleri falan yapabiliyorsunuz. Ama dar şirketlerden çıkması çok zor. İmkansız yani çıkamıyorsunuz. Muhakkak yol yardımı aramanız gerekiyor. O şekilde yardımla çıkabiliyorsunuz. Neyse bakalım denk getirirsek onunla da oynarız. Bu da en ağır yüklerden bir tanesi. 61 ton çıktı zaten. Yani araçla beraber, bizim araçla, dorsayla beraber, hepsiyle beraber 61 ton çıktı yani. En ağır yüklerden bir tanesi diye tahmin ediyorum oyundaki. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Behmut'un, basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.